Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu dört dörtlük kadromuzla işte karşınızdayız. Sizleri de Beyaz TV ekranlarına konuşacağımız konularla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Pınar Eliçe. Efendim, haftayı yaraladık çok şükür, huzurla, sağlıkla. Bundan sonrası içinde yine tazemiz kokulu bir kahve tadında yayınlar diliyorum. Günaydınlar olsun. Günaydın efendim, günaydın. Bildiğiniz gibi magazin gazeteciliğini en iyi biz yorumlarız. En iyi biz hazırlar, sizlere sunarız. Bu konuda fazla mütevazı olmaya gerek yok. Sizler zaten bizi tam 12 sene oldu değil mi, söylemezsem olmaz. Olmuştur. 11 sene. 11 senedir takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Evet. Sadece izleyicilerimiz değil, ünlüler de ekran başında. Buradan herkese günaydınlar, selamlar, sevgiler olsun. Beyaz TV'de söylemezsem olmaz stüdyosundan yine gündeme damgamızı vuracağız. Dakikalar sonra sadece bizde duyacağınız haberlerimiz var. Çok heyecanlıyız çünkü gündemde yer yerinden oynayacak birazdan bu kadrodan, duyacaklarınızdan sonra. Evet. Mesela ünlülerden bir isim bize öyle bir gönderme yapmış ki bakalım bizim ona cevabımız ne olacak, hepsi birazdan. Evet. İbrahim Tatlıses'e karşı evlat cephesi mi kuruldu? Ne oluyor ya? Neler oluyor? Konuşacağız. Konuşacağız. Efendim, gündemi belirleyen yorumlarımıza gelin sizler de katılın istiyoruz yorumlarınızla. Hemen iletişim adreslerini de hatırlatmak istiyorum sizlere. Söylemezsem olmaz Instagram adresimiz. Günün fotoğrafının altında lütfen buluşalım. Yine aynı şekilde YouTube'da da varız. YouTube'da da yorumlarınızla bizleri yalnız bırakmayınız. Bir WhatsApp ihbar hattımız var. Hemen kaydediniz. Çektikleriniz, duyduklarınız, gördükleriniz varsa burada haberleştirip sizlerin adını hiçbir şekilde haber kaynağımızı belirtmeden haberleştirelim. 0552 770 06 23. Pınar Eliçe. Pınar Eliçe Official. Bilal Özcan Official. Ben de Official yok. Didem Delen de. Efendim HNDSR şahsi söylemek istedikleriniz varsa buyurunuz, bekleriz. Biz çok hazırız. Sizleri de hazırlayalım ve klasikleşen magazin turumuzla başlayalım. Sahneler, aşklar, dünya evine yeni adım atanlar ve çok daha fazlası Söylemezsem Olmaz'ın hazırladığı magazin turunda. Yaşar'dan sahnede teşekkür. Konser turnelerinde yeni rekorlara imza atan Ebru Yaşar, 200 milyon dinlenme yaşan Yoksun adlı şarkısının söz, beste ve düzenlemesinde imzası olan Esat Fidan'a sahnede teşekkür etti ve Yoksun'u birlikte söyledi. Aranjesini yaptı Esat Fidan. Sözünde, müziğinde, ortak payda da o kadar büyük bize katkısı var ki canım kardeşim. Teşekkür ederim, hoş geldin. Yoksun bu kalbi yaksa sönmez korku bu tane. Her bir kere baksa sendin benim temelim. Sarıp sarmalandım. İki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolü için ben tüm süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım. Şanslı hissediyorum dedi. Yabancı Damat, Damat Oldu. Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Niko karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Çevik, Hatice Kartoğlu ile dünya evine girdi. Çifti arkadaşları yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz ay Meriç Aral ile evlenen Serkan Keskin, çocuk iddialarına açıklık getirdi. Her şeyin bir yeri zamanı vardır. Ne zaman gelmek isterse inşallah o zaman gelir. Şu an böyle işte öyle haberler de çıktı. Öyle bir durum yok. Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş'ın röportajlarıyla başlıyoruz. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, çok mutluyuz. Onlar da aile oluyorlar. Biz zaten hep beraber bir kocaman bir aileyiz. Şimdi onlarla bunu kutlayacağız. Evlenene kadar sorduğunuz cevabın aynısını söyleyeyim o zaman. Kısmet. Yabancı Damat dizisinden arkadaşı Engin Akyürek evlilik sorusuna bakın nasıl cevap verdi. Annem de bu sorunun cevabını çok merak ediyor. Vallahi daha önce tabii ki var. Öncelikle birini bulmak gerekiyor tabii ki bunu gerçekleştirebilmek için ama bu işler biraz hayırlısı demek gerekiyor. Ya. Geçiyoruz günün yıldızlarına. Özgür Çevik ile Hatice Kartoğlu'nun mutlu günündeki açıklamalarına geçiyoruz. Zaten yerliydik de şimdi yerli damat olduk. Evet. Biz ömür boyu beraber yaşamak için bir adım attık.
Çok da mutluyuz, çok da gururluyuz. Güzel olacağına inanıyoruz. Kandırdım biraz, gezelim mi biraz Galata'nın arka sokaklarını falan diye. Hiç beklemediği bir anda fotoğraf çekinelim bu şeyin önünde dedim, duvarın. Fotoğraf makinesinden, bir şeyden, telefondan videoyu açtım. Öyle yaptım. Şarkıcının dudakları dikkat çekti. Geçtiğimiz akşam Etiler'de hastanede görüntülenen Gülşen'in şiş dudakları objektiflere böyle yansıdı. Ünlü şarkıcı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Gülşen Hanım biraz konuşalım mı? Gülşen hayranı Fransız. Dünyaca ünlü Fransız DJ Aşkan Arap ile stüdyoya giren şarkıcı Ediz, DJ'in arkadaşına hangi Türk şarkıcıları tanıyorsun diye sordu. Bakalım kimleri saydı. Nathan, Dimo Kerah Tistuyum. Seni ve Gülşen. Ve Tahkan. But mostly Gülşen, right? Oui, you Gülşen. My first love. Fırat Çelik'ten Kızılcık Şerbeti açıklaması. Kızılcık Şerbeti dizisinin Cemali Fırat Çelik geçtiğimiz akşam basın mensuplarının sorusuna kısa bir cevap verdi. Allah Allah. Severliğinizde maşallah. Tamam arkadaşlar. Dizi nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Geri dönüşler, tepkiler nasıl? Çok iyi. Peki, teşekkürler. Dizi sürelerine isyan etti. Oyuncu Hande Ateizi uzun dizi sürelerine ateş püskürdü. Senaristin de oyuncunun da beyni yanıyor. Mesleği seviyorum ama işinden nefret ettiriyorlar açıklamasını yaptı. Çocuk kariyerimi sekteye uğratmadı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan, 2022 senesinde oğulları Ali'yi kucağına alan Hande Soral, anne olmanın kariyerini sekteye uğratmadığını söyledi. Farkındalık için kamera karşısında. Oyuncu Nurgül Yeşilçay meme kanserine farkındalık için kamera karşısına geçti ve kameralara pozlar verdi. İddiaları reddetti. Geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla gittiği bir mekanın çıkışında darp edildiği iddia edilen Hande Demir, haber tamamen yanlış. Ben 10 kişilik arkadaş grubumla mekandan çıkarken yeni giriş yapan bir grupla bizim arkadaşlar arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Hepsi o kadar açıklamasını yaptı. Tarık Tarcan'dan nostaljik paylaşım. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan, 1986 yapımı Akrep filminden set arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ahu Tuğba da yer alıyor. Model yarışmasının dünya finali yapıldı. Top Model of Universe yarışması Yavuz Seçkin ve Esin Yum'un sunumuyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Dünya birinciliğini erkek modellerden Taylandlı yarışmacı Yoyo Muangmae olurken, kadınlarda Gürcistanlı model Lana Yaparitse dünya birinciliğine layık görüldü. Yeni imajı kime benzetildi? Saçını kısa kestiren ve platin sarısına boyatan Beyoncé'un yeni tarzı efsane isim Marilyn Monroe'ya benzetildi. Sizce benzemiş mi? Teşekkür. Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, kendisini hastanede ziyarete gelen Zara'ya, onun denizi çok engin, ruhu çok derin, dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi, içini açan milyon ışık saçan, her sohbetinde bayılmışsa ruhun, aydınlatan bir ışık küresi notuyla şükranlarını sundu. Polat'ın yüzünde morluklar mı var? Kara para aklamak, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurmak suçlarından tahliye edilen Dilan Polat, geçtiğimiz gün aracına akaryakıt alırken basın mensuplarına yakalandı. Yüzünü saklamaya çalışan Dilan Polat'ın yüzünde morluklar olduğu iddia edildi. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bu görüntülerle ilgili paylaşım yaptı. Dün biraz annemin mezarına girerken benzinlikte bütün kameralar falan filan geldi. Artık alışılması gerekilecek şeyler bunlar bence. Her yerde olmaz ki ama Sıla. Ben nasıl çışır çıkacağım? Seda Bakan'dan ceza paylaşımı. Oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde işlenen cinayetlerle ilgili paylaşım yaptı. Bakan, çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Emanete hıyanetlik edenlerin Allah belasını versin ifadelerini kullanırken ceza talebinde bulundu.
Hande Yener sahnede ceza talep etti. Şarkıcı Hande Yener geçtiğimiz günkü Harbiye konserinde işlenen kadın ve bebek cinayetleri için caydırıcı ceza talep etti. Caydıracak cezalar verin, saygı duyalım, şapka çıkaralım. Caydıracak ceza istiyoruz. Kan donduran açıklama. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in babası Adem Çelik polislere verdiği ifadede "Semih bana baba seni nasıl öldüreyim diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı." dediği ortaya çıktı. Efendim, şimdi dizi süreleriyle başlayalım mı? Hepimizin akşam vakti olduğunda yemek yedikten sonra televizyon karşısında geçip de izlediğimiz dizilerimiz var. İşte Cuma günleri Kızılcık Şerbeti ya da Yalı Çapkını diyoruz ve her gün burada konuşuyoruz. Ama bunların bir de bir süresi var ve sürekli bir tartışma konusu. Özellikle de bunu mesai haline getirmiş oyuncular. Peki siz mesela memnun musunuz? Bir diziye saat kaçta başlıyorsunuz? 8'de başlıyorsunuz. 11-11.30'a kadar devam ediyor mesela dizi. Siz de gelin bizlere katılın. Instagram'da söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Dizi süreleriyle ilgili memnun musunuz? Evet arkadaşlar. Ben memnun olmayan kesimdenim. O yüzden de izlememeyi tercih ediyorum. Çünkü akşama oturacağım ben. Geleceğim işten mesela akşam 8'de başlıyor. Ana haberden sonra oturacağım. 2,5 saat 11'e kadar aynı dizi izleyeceğim, öyle mi? Ben izlemem. Günümün 2,5 saatini vermem. İnternetten izliyorum. Hızlı hızlı sararak izliyorum. Bak, yurt dışına 45 dakika maksimum süre. Ama burada bir reklam pastası olduğu için, bir dizide en az 4 part reklam bloğu olduğu için kanallar bu riske girmiyor. 45 dakika süreyi istemiyorlar. Bütün bir akşamı tek diziyle kapatıyorlar. Eskiden hatırlıyorum, çok da eski bir geçmiş değil. Akşamları böyle mini diziler yayınlanırdı ve televizyon programları vardı. Hatta talk show'lar vardı. Çok daha renkli bir televizyon hayatı vardı ama şu anda çok sıkıcı akşamları. Dizi TV'ye döndü. Daha doğrusu dizi sinema. Yani aynen, normalde 110 dakika değil mi diziler? 115 dakika. Normalde bir sinema filmi çekiliyor değil o mi? Dakikayla. Yani tabii ki zaten oyuncuların da 2,5 bu saati konu buluyor tekrarıyla. Tabii. Tekrarıyla. Olacak iş mi? Bir kere izleyici de izlerken bir kere o özetler çok saçma. Özetler çok saçma. Bir kere herkes vakitle savaşıyor. Hafta içi olanlar zaten erken yatıyor. Hele ben 8,5-9 tavuk gibi yattığım için İzleyemiyorum. Çoğu zaman da internetten bakıyorum senin dediğin gibi. Bence oyuncular da bu konuda şikayetçi olduklarını düşünüyorum. İzleyiciden öte oyuncular için de bence. Evet, yani bu uzun süredir böyle. Televizyonculuk dünyanın her yerinde kurulduğundan beri programcılıktır. Televizyonlarda, ekranlarda programlar yayınlanmalı. Ancak ekonomik nedenlerle bu diziler hayatımıza bir girdi, bir daha çıkmadılar, yerleştiler. Bundan Rütük'ün de zaman zaman şikayetçi olduğunu duyuyoruz ama televizyon sahipleri başka kazancımız yok dediği için, dizilerden iyi kazandıkları için ve programların garantisi yok, iyi kazanamıyorlar programlardan. Dizileri o yüzden dizilerden vazgeçilemiyor. Ama Bilal Beyciğim, eskiden ne güzel böyle şey vardı, kutu kutu programı. Cem evet. Koray mesela, ya, müzik güzeldi. Eğlence programları vardı. Biz izleyici evet. olarak açıkçası... Ben ve benim annem ve etrafımdaki herkes bu tür programları da görmek istiyor. Müzik eğlence programları istiyoruz kesinlikle. Biraz da. Kesinlikle hiç yok. Hakikaten hiç kalmadı yok, ya. Kalmadı. Mesela pazar günleri Cenk Koray'ın kutu kutu vardı. Bilir misiniz şey Bilal Bey? Ne kadar Seyli Uygurlar vardı. Evet. Mesela cumartesi nerede pazar bunlar? Bile vardı yani bu tip Açma programlar. Açma kutuyu söyletme kötüyü. Ondan mı bahsediyorsun? Yani, ya yok ya. Cenk Koray yahu. Cenk Koray rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya gerçekten artık biraz bu dizilerde kendi içlerinde kendilerini eritmeye başladılar. Bakın izleyici artık sıkıldı ve baydı. Hayatım bir kahvaltı sahnesi 10 dakika süremez ya. Süremez yani. Sıkılıyorum ya. Zaten ya, artık tahammül süremiz 3 dakikayla sınırlı. Mesela en çok izlenilen ve burada da en çok konu ettiğimiz dizilerden bir tanesi aslında Yalı Çapkını. Geçtiğimiz haftaki bölümde Ferit'le Seyran'ın işte çizim yapmak için toplanıyorlar, geliyorlar. Ya Bilal abicim. Tam 5 dakika tokalaşacaklar. Merhaba Seyran, merhaba Ferit diyecekler ve keşke, yapacaklar. Bak keşke, yemin ediyorum. Keşke her dizide bir yavaşlatmışlar. Ferit'le Seyran gibi karakterler, sevilen karakterler olsa da. Yani geliyorsun, merhaba.
diyorsun. 5 dakika verdiler ekranda. Bir tane müzik vermişler. Onların birbirine o öpecekler ben ya. Ben direkt geçiyorum onları. Bence hiç sakıncası yok. Direkt sakıncası geçiyorum yok. Ben onları. Yeter ki öpüsünler diyorsun. Hayır, Ferit de seyran olsun. Yeter ki Ferit de seyran olsun. Evet. Süreyi doldurmaları lazım hikaye olmayınca. Klip evet, yapıyorlar. Yani klip yapıyorlar sanki. Adeta klip yapıyorlar. Onu söylemek bak, istiyorsun. Bak evet. Avrupa'daki dizilere bakın. Ama yanlış örnek dakika. Verdim. Ferit de Seyran demeyecektim. Değiştir. Hatta o kadar güzel ki ikinci bölümü kendi isteğinle izliyorsun. Evet. Şimdi Sinan Kobal'la Kenan Emirzalıoğlu diyelim. Güzel bir evlilikleri var. Örnek bir çiftler. Artık umudumuzu kaybettiğimiz evliliklerin özellikle ünlülerde gördüğümüz taraflarında. Sinan Kobal çok güzel bir açıklama yapmış. Hamilelik döneminde. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun onu çok güzel sarıp sarmaladığından bahsetmiş. Bakın ya. Burada fotoğrafta. Ya gördün mü? Sarıp sarmalıyorlar. Ya. Ne şans. 2016'dan beri de evliler. Çok güzel gidiyor evlilikleri. Evet. İki tane de kız bebekleri var. Lalin ve Leyla. Hatta son zamanlarda üçüncü de acaba yolda mı konuları konuşulurken Sinem bizi şaşırttı. 6-7 yıl aradan sonra yeni bir projeyle dönecek evet. Sinem Kobal. Oynuyor. Bizim hafızalarımızda hep o bir Selena ya. Evet. Hani o kadar özdeşleşti ki o karakter onunla. Şimdi bir savaş muhabirini oynayacak. Her şeyin başı Merkür sinema filminde partner aranıyor. Acaba Sinem'e partner kim olabilir? Kocası olmasın ya. Karı koca partner olunca ben sevmiyorum ya. Kenan'la oynarlar mı ya? Bence olmaz. Olmaz. Geçmesin. Geçmiyor bana olmasın. Gördün mü? Bak adam gibi adamlar şimdi, var. Hep erkekleri genelliyorsun. Şimdi, bakın. Hep erkekleri genelliyorsun. Hayır genellemiyorum. Eleştirirken bak gördün mü? Şimdi çok adam güzel gibi. Bir şey söyleyeceğim dinlerseniz. Evet. Şimdi belli bir olgunluğa erişmiş ve artık gerçekten kendisini evliliğe, eşe, çoluğa, çocuğa, aileye sorumluluk alabilecek noktaya gelmiş bir erkekle evlendiğiniz zaman işte böyle güzel bir evlilik oluyor. Farkı anlıyorsunuz. İşte Sinem Kobal gibi kadınlarımız da eşinden böyle bahsediyorlar. Evet. Yani bir koca ne kadar önemli değil mi insanın hayatında? Kadın da çok önemli. Çok, tabii ki kadın muhakkak kadın ama gibi uyum, olmalı. Uyum. Kadın da uyum onu da hak önemli. Eden bir kadın şimdi olmalı. Şimdi bir kere seçtiğiniz adam sizin kaderiniz olabiliyor bir kadın olarak. Veya doğru. Seçtiğiniz kadın sizin kaderiniz olabiliyor bir erkek. Bunu da söylemeni evet, sevindim. Evet her iki taraf için de evet, geçerli tamam. Bu. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum gençlerimize. Gerçekten erkeklerde evlilik kararı aldığınız zaman bu sorumluluğu yürütebilecek mi? Bu psikolojide mi? Bunları ölçüp tartsınlar. Yani ben mesela... Karım yemek yapmasını çünkü, bilir mi? Ütümü yapabilir muhakkak, mi? Muhakkak o da eve önemli. Misafir geldiği şimdi, zaman... Hizmet eve misafir geldiği zaman... Hizmet çağırmıyorsun. Elinari hizmet çağırmıyorsun. Yok öyle bir şey yok Bilal Bey. Bizim örf adetimiz yok. Bir kere siz hayatta... Siz hizmetçi tutsan koca istiyorsunuz. Hayatta iyi anneyi ve iyi babayı seçebilmek çok önemli. Çünkü aşk bitebiliyor, evlilikler bitebiliyor. Tabii ki... isteğimiz bitmemesi evet. Sonsuza kadar sürmesi ama hayat bu olabiliyor yani. Yani merhamet duygusu olan insanlar. Evet. Sizler hizmetçi tutabilen özel şoför tutabilen koca istiyorsunuz. Pardon bir saniye. Karın alışverişe gidecek. Bir saniye. Nereden çıktı? İzleyenlerimize hemen sormak istiyorum. Yani pardon da bir yazar mısınız bize sevgili seyirciler? Ne alakası var Bilal Beyciğim ya? Hizmetçilik mi yoksa zaten hem kocanıza hayda. Bakacaksınız. Ben buna hem itiraz çocuğa ediyorum. Bakacağım. Bir saniye. Ben bir tamamlayayım abi. Bir saniye. Ben hizmetçilik demedim ki. Bir dakika. Senin saydığın emareler ne? İşte anne bilmiyor mu yemek, yemek yapmasını? Yemek yapacak mı? Tamam abicim de bir saniye. Mu? Bir tek evet. Bunları sayıyorsun. İşte kadın gibi kadın mısın? Yemek yapabiliyor musun? Kuru fasulye hayır, yapacak canım, mısın? Kutu yapabiliyor musun? Bu üst tutmamı söyledim. Tamam say abi başka bir şey say. Kadının evlilikteki rolünde... Çocukların üstünü başını hazırlayabiliyor musun? Tamam. Okula yolculayabiliyor musun? Çocukların dersleriyle ilgilenebiliyor musun? Ya bunun bir el kitabı zaten içgüdüsel anneler bunu yapıyor ki tabii Bilal Beyciğim biz kadınlarda içgüdüsellik vardır. Sen erkeklerden de bir sürü şey erkekte yap. Erkek gibi olmalı. Erkek gibi olmalı kadın da kadın gibi olmalı. Nereye geldik ya? Erkek gibi erkeklere de kadın gibi kadınlara da hasretiz. Ben de açıyorum onunla diyecek hiçbir şey. Ben de konuyu açıyorum. Ama, açmayayım mı? Yani kadın nasıl olmalı? Evet. Ama sen hizmetçi kadın arıyorsun. Hayır efendim. Hayat müşterektir. Hizmetçi istiyorum. Evet. Hayat hayır, müşterektir. Hayat müşterektir. Ben hizmetçi istiyorum. Dedik ki ideal kadın nasıl olmalı? Niye çamaşır bulaşık diyorsunuz? Direkt. Öyle diyorsunuz. Makine yıkıyor diyorsunuz. Ya. Makine yıkıyor çamaşır bulaşık. Biz kadınların bundan yana... Robot süpürüyor ya. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bilal Beyciğim biz kadınların... istediği sevgi ve şefkat. Ağrır, onu verdiğin ağrıyor. Zaman zaten evet, otomatikman Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu söylediğiniz şey akşamları başım ağrıyor deyince ne oluyor abi?
Başınar kocan yardımcı, kocandan ne oluyor? Kadınlarını mı yedirmiyor? Kocandan şifa istiyorsun. Ne oluyor yani? Onu niye söyledin şimdi? Kocandan şifa istiyorsun. Adam bir de doktorluk mu yapacak sana? Adam ne yapıyor onu anlatsana sen. Erkek yani? Erkek görevlerini anlat. Kadın hani yemek yapacak, çamaşır yıkayacak, çocuğa bakacak. İşte Kenan İmizaloğlu gibi adam gibi adam. Ne oluyor? Adam gibi adam. Sarılacak. Müşterek bir hayat yaşadıkları için mutlular şimdi, onlar. Şimdi iyi çocuk yetiştirebilmek için anne de baba da ortak paydada evet, her şeyi yapacaklar. Her şeyden önce evlatları ve aile kurumu ve çocukları için yapacaklar. Katılıyorum. Yeri gelecek babalar çocukların ha, yani onu pek bilmiyorum ne kadar olabilir ve altını bile açacak yani. Niye benim babam yapıyor yemek ya, de yapar annem rahatsızlandığında. Yani. Annem yapıyor. De babamın yapabileceği tamirat işini yapar ne var? Bir eksilme oldu mu? Hayır. Tamirat işi yapıyor peki. Aile olmak böyle bir şey. Peki. Bravo vallahi. Kadın gibi kadına geçelim o zaman. Gülşen. Hem çocuk bakıyor, hem sahneye çıkıyor, hem evde yemek yapıyor. Buyurunuz size Gülşen. Arabada yakalanmış, dikkatimizi çeken şey dudakları oldu. Dudaklarının morluğu mu yoksa şişliği mi? Şişliği bence dudaklarını orada yaptırmış. Değil mi bir dolgu, bir şeyler evet, var, zaten vardı. Ama ben Gülşen'i çok yüzünün çökmüş olduğunu gördüm. Sağlıksız gördüm onu ya. Yani çok sağlıksız bir zayıflık var Gülşen'de. Yemiyor. Et ama yemiyor bildiğim kadarıyla, o vejetaryen besleniyor. Bir de çok takıntısı var. Aşırı derecede kilo takıntısı olan bir kadın. Bak aşırı belli diyorum sana. Kalori falan hesaplıyor. Öyle böyle ama yani. Ama bu iyi bir şey değil bu kadar öyle ya. Ama işte o fiziğiyle şu anda sahnede, artık sesiyle değil şovuyla sahnede, o da onun bilincinde ve ilham veren bir kadına dönüştü. Kendi kategorisindeki diğer popçular farkındaysanız Simge Sağım ve benzeri ya, isimlere. O güzel bir şey. Karın kasları konuşuluyor kadının. Ne güzel bir şey. Neyi konuşuluyor? Proporsiyonu, karın kasları konuşuluyor. Ya Allah aşkına, niye diyor. Bu hanımefendi proporsiyon işi mi yapıyor? Ne yapıyor bu hanımefendinin mesleği ne? Poz veriyor sahnede. Şarkıcı. Şarkısı. Şarkısıyla, müzik performansıyla konuşulması lazım. Ama bak biz bile bugün dudağını şişirtmesini konuşuyoruz yani. Yüzü çok ufak olduğu için kocaman bir dudak biraz evet abartı duruyor. Olmamış. Bir de yani çok riskli yani konuşarak para kazanan insanlar da ne bileyim şarkı söyleyenler de bir takım deformasyonlar da olabiliyor o şişlikten sonra, riskli. Hem dudak hem diş. Evet. Diş de çok önemlidir. Evet. Çünkü diksiyonda dişin nasıl söyleyeyim? Tıslayabilirsin konuşurken. Evet. Konuşma şarkı söylerken yapar de öyle. O yüzden dişler çok önemli. Çok çok önemli. Diş estetikleri risk olabiliyor. Kozmetik ilerleriyle de yapılabiliyor bunlar. Ben mesela dışarı taşırıyorum ruju. Gayet de hepimiz o görünümü elde edebiliyorum. Bunun küçük ileleri var. Var. Yani yeni şarkı İğneler yapamazsan Gülşen ve diğer ünlüler yeni şarkı çıkmazsa. Niye yaptı? Ve sürekli lollipop şarkı Allah aşkına şarkı ama lollipop. Ya hayır yılan mı yılanlı bir şey yaptı. Ya Allah aşkına hani nerede şarkılar arabalardan duyuluyorsa yolda giderken duyuyorsan bir şarkı. Sar sar sar. Benim